hakkını teslim edeyim. Murat Bey çok zor bir işi başardı. İstanbul gibi bir belediyenin, böyle bir metropolün, büyükşehir belediyesinin performansını belirlemek kolay iş değil. Biz araştırmaları, çalışmaları yaptırdık. İşte bütçeyi tasarruflu kullanıldı. İki kat iş yapıldı falan. Uzun uzun sayfalarca rapor var. Ama Murat Bey muhteşem bir tespit yapmış. Demiş ki 5 yıllık Ekrem İmamoğlu'na karne vermiş. 100 üzerinden 87 not vermiş. Tebrik ediyoruz Murat Bey'i. Vallahi ben Ekrem Başkan'a 100 üzerinden 90 mı vereyim diyordum. 95 mi, ama rakibi 87 verdiyse bu en değerlisi. Tebrik ediyoruz başkanı. Helal olsun. Rakibinden 86 aldı. İnşallah 31 Mart'ta 100 üzerinden 100'ü İstanbullulardan alacak. Yazmış getirmiş bize 87. Şurada bir güzel kızımız var. Sen onu şu kameralara göster. Diyor ki sen mi yapacaksın, sen mi edeceksin dediler. Yaptım, %87 verdiler diyor. İşte burada. Sen ileride reklamcılık oku, sen ileride iletişim oku. İşim bizde. Gel Cumhuriyet Halk Partisi'nde iletişimin başına sen geç güzel kızım. Söz. Sultan Gazi'nin güzel insanları. Ferhat Bey benim takip ettiğim çok aktif bir siyasetçi. İnsan hakları meselesinde duyarlı, hak yemeyen, mağdurun hakkını savunan son derece etkili bir siyasetçi. Tema Vakfı'nda uzun yıllar çalışmış, çevreci, yeşili seven, yeşili koruyan, kent suçlarına karşı mücadele eden, Sultan Gazi'yi seven, insanları seven bir siyasetçi. Eğer ona görevi, yetkiyi verirseniz, Ekrem Başkan'la kol kola Sultan Gazi'nin çehresini değiştirecek. Biz Ferhat Başkan'a kefiliz ve Sultan Gazi'den Ferhat Başkan'a destek bekliyoruz. Onu seviyoruz, ona güveniyoruz. Bu kente emeği olan, bu çalışkan, bu dürüst, bu namuslu, bu erdemli insana verin Sultan Gazi'nin anahtarını. Sultan Gazi'yi 5 yılda bambaşka bir noktaya getirelim. Burada buyurun. Geliyor. Bir görme engelli ablamız sesleniyor. Ekrem Başkan'ı buraya diyor. Biz arkadaşlardan rica edelim, arabanın kapısına doğru yaklaşsınlar. Gitmeden Ekrem Başkan'la bir görüştürelim. Ey nesilliler burada. Habibler halkı tapu mağduru diyorlar. Sesinizi duyduk, duyuracağız sizin sesinizi, söz veriyoruz. Kademe bekleyen 2000'lilerin sesini duyurmaya devam edeceğiz. Emeklilikte her türlü mağduriyeti dile getirmeye devam edeceğiz, söz veriyoruz. Bağkur tescil mağdurlarının da sorunu söyleyeceğiz, söz veriyoruz. 31 Mart tarihinin bir önemi var arkadaşlar. 31 Mart tarihi size belki de 3 sene 4 sene boyunca önünüze bir daha sandığın gelmeyeceği bir tarih olabilir. Eğer 31 Mart'ta hükümet bu seçimden bir ders almazsa, 10 bin liraya mahkum ettiği emekli ona bir ders vermezse,
açlık sınırının altında çalıştırılan emekçiler ona bir ders vermezse, bu kadar hayat pahalılığından canı yananlar eğer bu hükümete bir ders vermezse, 1 Nisan günü diyorlar ki kemer sıkacağız. 1 Nisan günü acı reçeteyi içireceğiz. 1 Nisan gününe böyle varırsak 2 Nisan günü yapacak bir şey yok. 1 Nisan'ın ertesi günü ne yaparsan yap faydası yok. Bir şey yapacaksan bir gün önce yapacaksın. 31 Mart'ta bu hükümete bu hayat pahalılığı, bu işsizlik, bu enflasyon, bu garibanı görmeyen, emekliyi duymayan, emekçiye hakkını vermeyenlere bir sarı kart gösterilmezse, bir kırmızı ışık yakılmazsa Nisan'dan sonrası çok fena. Onun için emeklinin, emekçinin, işçinin, çiftçinin, esnafın, yaşlının, gencin bütün Türkiye'ye gücünü göstermesi lazım. Bunlara gücü göstermek için bir partinin gücü yetmez. Cumhur İttifakı'nın karşısında Türkiye İttifakı var. Türkiye İttifakı. Geçen seçimlerde Ekrem Başkan'a oy verenlerin hepsi yine seçmen. Belki partilerin yönetimleri anlaşamamış olabilir. Siyasetçiler Ankara'da anlaşamamış olabilir. Ama Ekrem Başkan'a geçen seçimde oy veren iyi insanlar bir yere gitmediler. İstanbul'da yaşıyorlar. Hallerinden memnunlar. Geçen seçimde Ekrem Başkan'a oy veren muhafazakar insanlar inançlarına saygı bekliyordu. 5 yılda Allah var ya, Ekrem Başkan'dan da ekibinden de hiçbir saygısızlık görmediler. Hizmet gördüler. Memnunlar. Bu şehirde Türkler yaşıyor, Kürtler yaşıyor, Lazlar yaşıyor, Çerkezler yaşıyor, 72 milletten insan yaşıyor. Allah var ya, Ekrem Başkan adilce yönetti, eşit yönetti. Bu kentin hizmetlerini herkese eşit sundu. Oy verenler kendisinden sonuçta memnunlar. Efendim, siz Ankara'da ittifak kuramadınız. Biz kuramadık ama bu güzel İstanbullular İstanbul İttifakı'nı yine sandıkta kuracaklar. Öyle mi? İstanbul'da İstanbul İttifakı'na var mısınız? Türkiye'de Türkiye İttifakı'na var mısınız? Türkiye İttifakı nedir biliyor musunuz? Hani milli takım gol atınca ayağa zıplıyoruz ya. Milli takım gol atınca sevinen herkes Türkiye İttifakı'ndandır. Filenin sultanlarını izliyor muyuz? Onlar dünya şampiyonu oluyor ya. İstiklal Marşı'nı ağlıya ağlıya okuyorlar ya. Onlar ağlarken gırtlağa düğümlenen herkes Türkiye İttifakı'ndadır. Bakın, şu sallanan bayraklar Türkiye İttifakı'nın bayrakları. Ay yıldızlı al bayraklar. İşte Türkiye bu. Türkiye'yi seven, ülkesini seven, insanını seven, İstanbul'u seven herkesle omuz omuza İstanbul'u da kazanacağız, Türkiye'yi de kazanacağız. Hepinizi çok seviyorum.